Buyurun Bahri Bey. Çınar. Nasılsın oğlum? İyi diyelim, iyi olalım. Nakil meselesini duydum. Evet. Yani elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım ama olmadı. Üzgünüm. Olsun evladım, olsun. Senin yaptığın büyük fedakarlıktı. Kulun planıyla kaderin planı her zaman aynı olmaz. İnsanın kurtulmasının benim için ne kadar önemli olduğunu bir bilseniz. Bahri Bey. Yaptın mı gerçekten? Elimden geleni yaptım. Neyse. Siz nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım. Ayşegül nasıl, uyudu mu? Ayşegül? Ha, bu akşam babamda kalacağım demişti bana. Gelmedi mi hala? Ha, erken yattı o. Hadi iyi geceler evladım. İyi geceler. İyi geceler. Ayşegül. Kızım neredesin sen? Umarım tahmin ettiğim kişi de değilsindir. Duyduğuma göre çocuğa karaciğerini veremiyormuşsun. Evet. Çok mutlu oldun herhalde. En yakın zamanda uygun bir donör bulunacağından eminim. Anne, burada bir çocuğun hayatından bahsediyoruz. Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun? Umursamaz değilim. Aksine kendi çocuğumu umursuyorum. Bunu en iyi ben bilirim. Yapabileceklerinin sınırının olmadığını 20 yıl önce öğrendim. Eski defterleri açmak istemediğini sanıyordum. Fikrimi değiştirdim. Açalım anne eski defterleri. Şimdi tam sırası. İtiraf et. Bütün o ameliyat meselesi, İsa falan. Hepsi kaza ile ilgili. Evet öyle. Çünkü ben hala o kazanın vicdan azabıyla kavruluyorum anne. Her gece rüyamda o fren sesiyle uyanıyorum. Duydun mu? Mutlu musun? Rahatladın mı? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ha? Bütün o kendini çocukları adamalar, dernekler falan. Hepsinin farkındayım. Farkındasın anne. Ama benim anlamadığım şu. Ya senin yüreğinde en ufak bir sızlama nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Çınar'cığım bak. Bir hata yaptın. Alkollüyken direksiyon başına geçtin ve bir çocuğun ölümüne sebep oldun. Ama herkes hata yapar. Anlaman gereken bu. Evet anne. Herkes hata yapar ama hatasının bedelini öder. Sen benim bu bedeli ödememe izin vermedin. Evet, hapse girmedim. Çünkü sen etrafa para saçarak her şeyi çok güzel örtbas ettin. Bravo! Keşke hapse girseydim anne. Keşke cezamı çekseydim. O zaman daha güzel, daha başka bir adam olurdum. Daha iyi bir adam olurdum. Yine aynı şey olsa yine aynı şeyi yaparım. Çünkü hiçbir şey değişmeyecekti. Senin hapse girmen o çocuğu geri getirmeyecekti. İnanamıyorum anne. Senin için her şey bu kadar kolay olabilir ama benim için bu kadar kolay değil. O çocuk bugün yaşasaydı nerede olurdu, nasıl olurdu? Bunu düşünmekten ben kendimi alamıyorum. Okullarını bitirmişti. Ben bilmem, belki doktor olmuştu, belki bir... Bence avukat. Evlenmişti. Belki çocukları da olmuştu. Ben bütün onların hepsini onun elinden çaldım. Çınarcığım. Çok çok üzücü. Ama kader diyebiliriz belki. İnanılmazsın anne. Ama bundan sonra olaylara kader deyip geçmene izin vermeyeceğim. Bahri Bey, sonuçları gördünüz. Ameliyat mümkün değil. Masada kalabilirsiniz. Doktor Bey, bu mevzu benim için tartışmaya kapalı. Burada bir çocuğun hayatından bahsediyoruz.
Bakın sizi anlıyorum. Ama bir hayatı başka hayatları tehlikeye atarak kurtaramayız. Bu riski alamayız. Ben alırım. Ben bu ameliyatı yapamam. Yapanı bulurum. Bakın doktor bey. Ben riskin farkındayım. Siz de benim kararlılığımın farkındasınız değil mi? Siz bu ameliyatı yapmasanız da ben yapanı bulurum. Merak etmeyin, benim için kolay. Ama burada İsa'nın zamanı azalıyor. Çınar bey. Doktor bey. Bu ameliyatı yaparsanız size bunun karşılığını fazlasıyla öderim, garanti ediyorum. Madem öyle, son karar sizin. Sizi salim akıl düşünmeniz için biraz yalnız bırakacağım. Doktorum bana ameliyat şartlarıyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. İstemediğim takdirde tedavi ve girişime onay vermek zorunda olmadığımı... kararımdan vazgeçebileceğimi biliyorum. Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlikte görüyorum. Yukarıda sayılan tehlike ve riskleri biliyor ve bu ameliyatı bilinçli olarak kabul ediyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.